Uğur Mumcuların, Muammer Aksoy, ağabeyimin, dostlarımın, Orgeneral Eşref Bitlis komutanlarımızın katledilmeleri, şehit edilmeleri bir devrimin, Türk devriminin bilançosu içinde anlam kazanmaktadır. Bu son 1980 öncesi ve 80 sonrasındaki bu cinayetler basit cinayetler değil, bunu hepimiz biliyoruz. Türk devrimini yıkmak isteyenlerin ve bizi bugünlere sürüklemek, yuvarlamak isteyen merkezlerin cinayetleri, yani faili meçhuller de değil. Bizim Atlantik içindeki bilançomuz bu. 1945'lerden sonra içine girdiğimiz Atlantik sistemi içindeki büyük kayıplarımız, büyük şehitlerimiz. 50 yıllık arkadaşım dedim, yarım yüzyıllık. 1956 yılında lise 1 öğrencisiyim. Bir duvar gazetesi çıkarıyordum arkadaşlarımla, karınca kararınca. Yeşil gözlü, çok sevimli, candan Uğur Mumcu geldi. Bizim ilk tanışmamız öyledir. Dedi ki, bu gazeteyi çok sevdim. Beraber çıkartalım mı? İşte bizim 1956 yılında arkadaşlığımızın başlaması böyledir. 2006'dan çıkarttım, 50 yıl olmuş. Yarım yüzyıllık arkadaşım. Değerli arkadaşlar, faili meçhul değil. Faili apaçık ortada. Bakın, o fail kendisini bugün de ele vermektedir. İtiraflarda bulunmaktadır. Bugün Yeni Çağ Gazetesi'nde okuyorum. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Alpogan, Amerika'da Amerikan yetkilileriyle görüştükten sonra şunu söylüyor. İran operasyonu yaklaşırken Türkiye'deki Amerika karşıtları susturulacak. Bakın, işleyecekleri cinayetleri önceden bildirmektedirler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'tan sonra komşumuz İran'a operasyonu başlarken Türkiye'deki Amerika karşıtları susturulacakmış. Olay budur. Dün de buydu, bugün de budur ve yarın da budur. Bakın, bugün bir kampanya yürütülüyor. İran düşmanı bir kampanya. Şimdi soruyorum, biraz önce Ceyhan Mumcu arkadaşımız söyledi. Mehmet Ali Ağca'yı hapisten İran mı kaçırdı? Birinci Ordu Komutanı'na İran mı hükmediyordu? İsa Armağan'ı Mamak cezaevinden İran mı çıkarttı? Bütün bu tetikçileri İran mı örgütledi? O tetikçilik yapan örgütleri İran mı örgütledi? Türkiye'deki tarikatçılığı, cemaatçılığı, Fethullah hocaları, diğerlerini İran mı örgütlüyor? Bu soruların hepsinin cevabı bellidir. Türkiye 150 yıldır bu savaşı vermektedir. Emperyalizm Türkiye'de irticayla birlikte olmuştur. 31 Mart vakasının arkasında İngiliz emperyalizmi vardı. Atatürk 23 Nisan 1920 günü Ankara'da Büyük Millet Meclisi hükümetini ve meclisi kurduğu zaman üzerine Hendek, Bolu, Akyazı, Adapazarı, Biga, Konya, Yozgat, Ankara'yı kuşatan o merkezlerden
Ankara'ya doğru irticayı Atatürk'ün üzerine silahla süren İngiliz emperyalizmiydi ve İstanbul'daki Vahdettin hükümetiydi. Atatürk devrimleri yaptığı zaman onun üzerine insanlarımızı ayaklandıran Menemenler'de o zavallıları yine Atatürk devriminin üzerine süren hep o emperyalist merkezlerdi. Şeyh Saidleri ve diğer Doğu isyanları dahil. Ve 1945'ten beri de Türkiye'de o Haçlı gericiliği hep Batı'nın Haçlıları örgütlemişlerdi. Bu bizim Tunç Kanunumuzdur. Türk devriminin Tunç Kanunudur. Olay bundan ibarettir. Ve değerli arkadaşlar, bunu tespit etmek bugün çok önemli. Bulunduğumuz kavşakta. Operasyon İran'a değil, Operasyon Türkiye'ye. Bakın çok açık söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bir kara harekatı yapma kabiliyeti sıfırdır. Böyle bir ihtimal yoktur. Hava harekatı hiçbir önemi yok. Bombaları atar atar atar, İran'da hayat devam eder. Ben İran'da olsaydım bugün çok güzel rahat uyurdum. İran'ın durumu güvencelidir. Kale gibi. Bugün tehdit altında ve tehlike altında olan ülke Türkiye'dir. İran'a vuruyorum diyenler Türkiye'yi vurmaktadır. İran'ı vuruyorum diyenler Uğur Mumcuları, Muammer Aksoyları vura vura Türkiye'yi bu noktaya getirmişlerdir. Ve vurmaya devam ettiklerini ilan etmektedirler. En önemlisi nedir? Türk devriminin kazanımlarıdır. Türk Milli Devleti'nin vurulmasıdır. Uzanmış yerde tertemiz alnından yatıyor. Ya Çanakkale şehidi değil bu. Türk devrimi alnından vurulmuş uzanmış yerde yatıyor. Yatıyor Türk devrimi yerde. Eğer bugün Tayyip Erdoğanlar gelmiş Türkiye'nin tepesine oturmuşsa, Türkiye içeriden bir Haçlı gericilikle kuşatılmışsa, Türkiye'nin kanunları Kemal Dervişlerin ceplerine konup dışarıdan getiriliyorsa, sen kendi memleketinde tütün dikemiyorsan Amerika'nın talimatları yüzünden, pancarını bile ekemiyorsan, içindeki bölücülüğe karşı, PKK'ya karşı operasyon yapmak için bile Amerika'dan izin istemek durumundaysan, merkez bankan yok edilmişse, telekomların, tekellerin, sekaların, Türk devriminin bütün bu ekonomik kalelerin yıkılmışsa, birer birer vuruluyorsa, Uğur Mumcular gibi, Muammer Aksoylar gibi, Bahriye Uçaklar gibi, Türk devrimi yerde yatmaktadır. Birbirimizi aldatmayalım. Atatürk'ün heykellerine bakıp, Atatürk işte yaşıyor, heykellerini daha vinçleri getirip indirtemediler diye birbirimizi aldatmayalım. Şankayalardan onaylanmaktadır. Türkiye'nin topraklarının satışını serbest bırakan kanunlar. Çankaya'dan onaylanmaktadır ikiz ihanet yasaları, PKK'nın zil takıp oynadığı yasalar. Kendi kendimizi aldatmayalım. Ve Uğur Mumcuları vura vura, vura vura. İşte o kukla devlet orada kurulmuştur. Amerika o ikinci İsrail orada kurmuştur. Eğer Türkiye'de bir Kemalist devrim var olsaydı, Türkiye'nin bir milli hükümeti olsaydı, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, milli birliğini, milli devletini, Atatürk devrimini amaçlarına ulaştırmada kararlı bir hükümetimiz olsaydı Atatürk gibi, kurdurulur muydu hiç o? Bizim yöneticilerimiz kurmuştur. Barzani,
Talabani Devleti'ni bizim yöneticilerimiz kurmuştur. Turgut Özal'lar, Tansu Çiller'ler, Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi bağlayanlar, çarmıha gelenler Avrupa Birliği kapısında Türkiye'mizi ve bütün bu sürecin sonunda Tayyip Erdoğan'ları getirip Türkiye'nin tepesine oturtanlar. Bu bir süreçtir. Bakın bu süreçle Muammer Aksoy'ların vurulması, Uğur Mumcu'ların vurulması aynıdır. Ve bu süreç olsun diye, bu süreç yürüsün diye Amerika Birleşik Devletleri merkezli o Süper NATO bütün bu cinayetleri işlemiştir. Süper NATO bizim verdiğimiz bir isim değil. Kendileri kendi aralarında böyle anmaktadırlar. NATO'nun Amerika merkezli bütün NATO ülkelerinde Türkiye, Yunanistan, Norveç, Almanya, İtalya gizli karar merkezleri, gizli hükümetleri vardır. Bu karar merkezlerinde Türkiye'nin eğitim kanunlarından ekonomisine ilişkin kanunlara kadar bütün programlar yapılır. Vurulacak adamlar saptanır Mayıs ayında, Haziran ayında. Vurulacak adamlar saptanır. Bakın, saptadıklarını ilan ediyorlar. Alpogan, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, önümüzdeki dönem Amerika karşıtları Türkiye'de susturulacak diyerek Amerika ile ne görüştüğünü ve önümüzdeki dönem hangi cinayetleri işleyeceklerini ilan etmektedir. Uğur Mumcular da böyle kararlaştırılmıştır, vurulsun diye. Orada vurulan senin devrimindir. Türk devrimidir. Orada vurulan senin milli devletindir. Orada vurulan senin egemenliğindir. Orada vurulan senin toprak bütünlüğündür. Orada vurulan senin kamuculuğundur, halkçılığındır. Orada vurulan senin büyük aydınlanma hareketindir. Laikliğindir. Kadın erkek insanca eşit yaşama özlemlerindir. Değerli arkadaşlar, bunların hepsi birbirleriyle bağlantılı. Bizim gelecekte nasıl yaşayacağımıza belli merkezlerde karar verilmektedir. Biz Atatürk devrimiyle bir karar vermiştik. Bir milli devlet, bir cumhuriyet kurmuştuk. Ve insanca, eşitçe, topluca birbirimize dayanışma halinde sevgi, muhabbet, insan ilişkileri maraba olmadan, yanaşma olmadan, şeyhlerin müridi olmadan, ağaların kulu kölesi olmadan, ümmet olarak değil, yurttaş olarak aynı toplumda yaşamak. Bu kararı vermiştik biz. İşte o vurulmaktadır şimdi. Onun için bu cinayetler Türkiye'ye karşı işlenmiştir. Sizin geleceğinize karşı işlenmiştir ve bu cinayetlerle işte bugün düştüğümüz durumun yolu açılmıştır. Bizi buraya getirmişlerdir. Ve bunun sonunu da ben size söyleyeyim. Büreveden Genelkurmay Atatürk'ü çıkarttı. Büreveden Genelkurmay Atatürk'ü çıkarttı. Siz koydunuz oraya tekrar. Türkiye halkı, Türk milleti o büreveye, Atatürk'ün o Kocatepe'deki o simgesel Türk devrim ve kurtuluş savaşımızı anlatan oraya koydu. Bu bir denemeydi. Bu bir denemeydi. Bu vinçlerin bir gün getirilip Taksim Abidesi'nin sökülmesinin başlangıç denemesiydi. Boşluklarımızı yoklamışlardır. Bunun bir gaflet, efendim, izah edildiği gibi çok karmaşıktı büreve, kalabalıktı. Kalabalık dedikleri büreveden
Atatürk'ü çıkarıyor. Kalabalık yapan orada Atatürk'tür. O brevede kalabalık olan senin devrimindir. Bunları görelim. Onun için o heykellerin durduğuna fazla güvenmeyelim. O heykelleri indirecekleri güllerin de yolunu açmaktadırlar. Geldiğimiz noktayla ilgili aydınlarımızın yazdığı kitapları görüyorsunuz. Başlıklar hep aynıdır. Ahtapotun kolları, çıkmazdaki Türkiye, kuşatılmış Türkiye, kıskaç altındaki Türkiye, Cumhuriyet çökerken, Frankenstein filmleri gibi dikkat ediniz. Ural Savaş, Erol Manisalı, efendim Tümgeneral Doğu Silahçıoğlu, emekli Tümgeneral Osman Özbek, diğer aydınlarımızın yazdığı kitapların son iki yılda başlıklarına bakın. Başlıklardan hep ahtapotlar, akrepler, bunlar fırlamaktadır. Bu bilinçlendirme midir? Hayır, bu bilinçlendirme değildir. Bilinçlendirme, yalnız düşman Polatlı'ya geldi, Eskişehir işgal edildi, daha önce Bursa işgal edilmişti, köylerimizi yakmaktadır, kadınlarımızın ırzına geçmektedir. Bu bilinçlendirme değildir. Ahtapotun kollarını yazmak kesinlikle bilinçlendirme değildir. Bilinçlendirme buradan çıkış yolunu göstermektir. Yalnız Ahtapot Polatlı'ya geldiğini değil o düşmanın, yarın 9 Eylül 1922 günü İzmir'den denize döküleceğini göstermektir. Bilinçlendirme budur. Onun için ben de çok değerli arkadaşım ve ağabeyim Ceyhan Mumcu gibi aydınlarımızı ve sizleri eleştirerek başlıyorum. Atatürk'te bu yok. Atatürk'te ne var? Durum ve vaziyet. Son derece soğuk ve nesnel. Atapot yok orada. Vatanın bütünlüğü tehdit altındadır. Bir cümle. Arkasından nedir? Erzurum'da şart vilayetleri müdafaa hukuk cemiyetlerini toplamak, oradan bir heyeti temsiliye seçmek, o heyeti temsiliye ile Sivas'ta umum genel müdafaa hukuk cemiyetleri kongresini toplamak, oradan seçilen heyeti temsiliyenin bir hükümet rolü görevini üstlenmesi, İstanbul hükümetiyle bir iç savaş yürütmesi, Anadolu'daki ordulara ve vilayet ve kaymakamlıklara hakim olmak, hükmetmek, bir hükümet görevi yapmak, Anadolu'da bir milli hükümet kurmak ve o milli hükümet ve milli meclisle Türk ordusunu düzene sokmak ve kuvvetlendirmek ve o Türk ordusuyla doğuda bir istinadgah yaratarak düşmanı batıda İzmir'de denize dökmek. Atatürk'ün bütün konuşmaları bu plan, bu strateji, bu program içindedir. Ahtapot mahtapot yok. Ve Atatürk'ün bütün bu konuşmalarında dikkat ederseniz hep ne vardır? Bir örgütlenme vardır. Önce bir partileşme, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti 2 Aralık 1918 tarihinde Atatürk'ün dışında programını başkaları yazmış, kurulmuş, Anadolu'da başlamış örgütlenmeye. Atatürk İttihat Terakki Partisi üyesi olduğu halde bakmışlar ki devrim artık İttihat Terakki üzerinden yürüyemiyor, geldi bir kayaya dayandı. Başka bir teşkilatla devrimi devam ettiriyorlar. Bu çok önemli. Sizin için de çok öğretici bir ders var. Bir teşkilat,
Artık o gemi yürümüyor. Bir yere geldi, dayandı. O zaman uygun teşkilat. Yine Atatürk'te ne vardı? Hükümet olmak. Bugün Türkiye'nin ilerici devrimci aydınları iktidarsızlaşmışlardır. İktidar olma hedefini son 50-60 yıllık Atlantik macerası içerisinde dikkat ediniz devrimci aydınlarımız kaybetmişlerdir. O kitaplar o yüzden o başlıklarla yazılıyor. Dikkat edin oralarda o kitapları okuyorum. Birbirimize devamlı gördün mü madenlerimiz de gitti. Duydun mu Türkiye parçalanıyor. Bunları birbirimize söylüyoruz ondan sonra hadi eyvallah gidiyoruz. Bu Atatürkçülük değil. Hiç alakası yok. Bunları yazmak, doldurmak kitapları bu bilgilerle aşırı bir bilgi yüklemesi ve karamsarlık yüklemesi. Hiçbirinde bir çözüm yok. Ben onlara da söylüyorum. Karşıya hepsi benim çok değerli dostlarım. Bizim bugün milletimize işte o kavşaktaki Türkiye'de o çözüm yolunu anlatmamız lazım. O kara tablo hepimiz biliyoruz. İşte Ahmet Ercan hocam burada. Bütün hocalarımız, aydınlarımız, diğer profesörlerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli meclis üyeleri hepsi burada. Herkes çıksın burada Türkiye'nin madenlerini, Türkiye'nin enerji durumunu, kamu iktisadi teşekküllerini, gümrüklerini, o faciaları bir harp sonrasında yerde yatan insanlar, devrilmiş akan kanlar size saatlerce anlatsınlar. Buradan nasıl çıkacağız? Biz size bunu gösteriyoruz. Ve İşçi Partisi olarak da karar verdik. Dedik ki bu Ataput'un kolları falan filan bu. Kesiyoruz bunu. Bir cümle söylemeyeceğiz. Burada eleştirmek için söylüyorum. Size de bunu öneriyorum. Şu Ataput'un kollarını falan filan bu lafları bırakalım. Tablo bellidir ve herkes bilmektedir. Bunu birbirimize söyleyerek hiçbir şey öğretmiyoruz. Hiçbir şey öğretmiyoruz. Öğretmek şudur. Değerli arkadaşlar, önce aynı müdafaa hukuk gibi, aynı İttihat Terakki gibi, aynı Yeni Osmanlılar Cemiyeti gibi bir partimiz olacak. Bir teşkilatımız olacak. Devrim tarihimize bakalım. Namık Kemaller Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ni kurmuşlar. Neden? Türkiye'yi bir meşrutiyete, anayasalı bir rejime götürmek, vatan, millet gibi yeni demokratik devrimlerin ideallerini gerçekleştirmek için. Bak, neyi kurmuşlar? Yeni Osmanlılar Cemiyeti. İlk devrimci teşkilatlarımızdan. Sonra Abdülhamid'in o istibdat döneminde Tıbbiye'nin bodrumlarında çuvalların önünde toplantılar yapmışlar. İttihat Cemiyeti'ni, Terakki Cemiyeti'ni kurmuşlar. İttihat Terakki'nin ilk halini kurmuşlar. Yine İhtilal Cemiyeti. Ali Fuat Cebesoy Harbiye sıralarındaki Atatürk'ü anlatırken yani nedir 1900'lerin başı da Harbiye'de öğrenciyiz. Sabahlara kadar uyuyamazdık. İhtilali konuşurduk. Bu Abdülhamit'i nasıl devireceğiz? Ve örgütlüydük. Teşkilat kurmuştuk. Atatürk Harbiye'de teşkilat kurmuştu. Gizli gazete çıkarıyordu. Kendi elleriyle yazıyordu. O yüzden baskına uğradı, hapislere atıldı, sorgulardan geçti. Bazı vatansever okul komutanlarının himaye ve yardımıyla oralarda mimlenerek oralardan çıktı. Öldürülemeyen Uğur Mumcular. Mithat Paşalar Fizan çöllerinde Abdülhamitler tarafından boğdurulurken şehitler verilirken bir de öldürülemeyen Uğur Mumcular var. Vurulamayanlar. Vurulanlar ve vurulamayanlar. Sonra İttihat Terakki'ye girdi Atatürk. 1905 Aralık ayında
Önce Suriye'de, Şam'da toplandılar, tabancayı çıkarttılar, bayrağı koydular, Kur'an-ı Kerim üzerine ellerini bastılar ve bir vatan ve hürriyet cemiyeti kurdular. Bir programı vardı. O cemiyetin programı milli devletti, cumhuriyetti. 1905 Aralık. Sonra Atatürk Selanik'e geçti. Orada İttihat Terakki'ye katıldı. Kendi cemiyetiyle birlikte. Bakın bu da çok önemli. Efendim benim cemiyetim var falan değil. Nerede devrimciler toplanıyor, oraya katılıyor. Ama bir devrimci program mı? O İttihat Terakki 1908 devrimini başardı. Birinci Dünya Savaşı'nda vatan savunması yaptı. Vatan savunması yaptı. Çanakkale'de savaştı. Dünya çapında bir rol oynadı. İngiliz, Fransız, Çarlık Rusyası emperyalistlerini durdurdu. Kaç cephede? 7 düvelle savaşarak. Ama kuvvet dengeleri vesaire, bazı hatalar, şunlar olabilir. Her devrimin hataları vardır. Türkiye 1918'e geldi. Ama 1918'e geldiği zaman arkasında bir Çanakkale Savaşı vardı. O Çanakkale Savaşı nedeniyle Rusya'da gerçekleştirilen bir Sovyet devrimini Türkiye onun yolunu açtı. Onun koşullarını yarattı. Ve bir birikim yarattı. 1918'den sonra da Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu ve işte devrimciler orada toplandı. Şimdi değerli arkadaşlar, teşkilatsız, partisiz bir ülkenin kaderi değiştirilemez. Türk devrimi bu boğazlanma durumundan, Atlantik içerisinde boğulma konumundan teşkilatsız, partisiz çıkmaz. Birbirimize sürekli ahtapotun kollarını anlatarak buradan çıkamayız. Bir teşkilatımız olacak, bir hedefimiz olacak, milli hükümet. Şimdi Adana'da, Malatya'da tekel işçileri, Adana'da sanıyorum 30 gün oldu, Malatya'da yine 20 güne yaklaştı, fabrikalarını işgal ettiler, orada geceleri yatmıyorlar, Tayyip Erdoğan hükümetini oradan bağırıyorlar, tekeller vatandır, satılamaz. Tayyip Erdoğan'ı getiriyoruz tepemize, oturtuyoruz, Kemal Dervişleri, o programları, Ecevit dahil buna, Devlet Bahçeli dahil ve Deniz Baykal dahil, Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi bağlayan hepsi aynı programdır. Aynı programdır. Hiç birbirinizi aldatmayın. Hatta daha vahim bir şekilde. Çünkü her gelen arkasındakinden daha kötü bir noktaya götürmekle yükümlüdür. Eğer Avrupa Birliği'ne ben gireceğim diye tutturduysanız. Çünkü Avrupa Birliği'ne gireceğim demek, Türk Devleti'ni yıkacağım demektir. Yıkacağım demek. O nedenle değerli arkadaşlar, birincisi bir programımız olacak. O programımız o devrimin yanılma ve sınama denemeleri içerisinde oluşmuştur. O program Namık Kemallerden, Talat Paşalardan, Mustafa Kemallere uzanan ve Türk devrim süreci içerisinde 1940'lara kadar gelen tecrübelerle yaratılmıştır. O program nedir? Bizim bir milli devletimiz olacak. Bağımsız ve egemen olacağız. Her şeyin başı budur. Avrupa Birliği kapısına bağlanacağız. Brüksel bizim başkentimiz olacak dedikten sonra her şey şerefsizdir. Avrupa Birliği'ne şerefli bir giriş yoktur. Bütün girişler şerefsizdir. Bütün girişler şerefsizdir. Bütün girişler Avrupa Birliği'ne sürülerek girilebilir. Köpek kapısından girilebilir. Bunun resimlerini yapmışlardır. Çünkü ben Brüksel'e parlamentoyu veriyorum, meclisi veriyorum. Ondan sonra hangi şerefiniz kalıyor? Ondan sonra kendi toprağınıza tütün de dikemezsiniz, pancar da ekemezsiniz,
kamu iktisadi teşekkürleriniz de yıkılır, kadın erkek eşitliğiniz de gider, her şeyiniz gider. Ben Kemalist devrimle efendim Avrupa Birliği'ne gireceğim. Bunlar bile söylenmiştir. En büyük aldatmaca budur. Kemalist devrimle giremeyeceğiniz bir yer vardır. Başka bir devlet. Kemalist devrim bir devlet kurma projesidir. Bağımsız, milli hakimiyete dayanan yeni bir devlet. O devleti yok ettiğiniz zaman Kemalist devrimi yok etmek zorundasınız. Düşman bunu biliyor. Kemalizme son demiştir. Değerli arkadaşlar, program bu. Ve bu programın en önemli tarafı. Türkiye tarihine bakalım. Biz Fransız devriminden farklı olarak kamucuyuz. Halkçıyız. Fransız devrimi ferdiyetçiydi, bireyciydi. Bir demokratik burjuva devrimiydi. Liberalizmi getirdi. Serbest piyasa. Ama biz emperyalizm çağında Fransız devrimi yapmaya giriştik. Yani o liberallerin artık emperyalist olduğu ve liberal, bireyci, kapitalist rekabet sistemi içerisinde onlara teslim olmak ve onların uşağı ve taşeronu olmak dışında bir kapı bize bırakılmamış. Biz o sistemin dışına çıkmak zorundaydık ve Sovyet devrimi olmuştu. Atatürk bu koşullarda Türk devriminin 1800'lerin sonlarından beri gelen esaslarını daha da billurlaştırdı. Halkçılık, kamuculuk, devletçilik. Bakın Ziya Gökalpler de halkçıydı. İlk Türkçüler, ilk devrimcilerimiz hep sosyalistti, toplumcuydu ve halkçıydı. Çünkü Fransız devriminden hürriyet, bağımsızlık, egemenlik gibi temel ilkeleri alırken o sırada doğuda, Doğu Avrupa ve daha doğuda halkçı ceryan, narodnizm ve diğer halkçı ceryanlar ezilen bir ülke ancak halkçılıkla emperyalizme karşı koyabilir ve halkçılıkla gelişmiş kapitalist ülkelere yetişebilir ve çağdaş uygarlığın önüne geçebilir. Onun için Yusuf Akçuralar, Ziya Gökalpler, Hüseyinzade Ali Beyler, Gaspıralı İsmailler, eski Türkçülere bakın. Eski Türk milliyetçileri, Atatürk'ün öncülleri hep halkçıydı, toplumcuydu veya sosyalist. Bunu terk ettiğin gün komünizm düşmanlığı, sosyalizm düşmanlığı, işte Talpaslan Türkeşler, Devlet Bahçeliler gibi gidersin, Amerika'nın tetikçisi olursun. Bu çok çok önemli. Türk devriminin temeli yalnız bağımsızlık ve egemenlik değil, o bağımsızlık ve egemenlik ancak halkçılıkla olur, ancak kamu ekonomisiyle olur. İşte bugün yaşıyoruz. Kamu ekonomimiz gidiyor, onunla birlikte bağımsızlığımız da gidiyor. Tekellerimiz gidiyor, sekalarımız gidiyor, enerjide gidiyoruz, telekomlarımız gidiyor, şeker fabrikalarımız gidiyor, çimento fabrikalarımız gitti, Sümer banklarımız, Eti banklarımız onlarla birlikte milli bağımsızlık ve egemenlik de gitti. Demek ki kamuculuk olmadan bağımsız olamayız. Bu bütün ezilen dünya ülkeleri için bir tunç kanunudur, yalnız Türk devrimi için değil. Onun için programımızın ikinci ayağı bağımsızlığın yanında kamuculuk, halkçılık, liberal piyasa ekonomisine girildiği için 1930'ların mucizeler yaratan dünyada ikinci büyük kalkınmasını, hızlı kalkınmasını gerçekleştiren o plancı, o terk edildiği için. Taksim Abidesi'ne gidiniz. Taksim Abidesi'nde Atatürk'ün ve İsmet Paşa'nın omuzlarının arkasında kasketli bir adam vardır. Kimdir o kasketli adam? Bolşevik devriminden Aralo. Atatürk, bakın, bir nutkunda söylemiyor. Nutkunda zaten çok söylemiş. Ama oraya bir gün kamburun yerinde toplanan Beşiktaş'ta Türk devrimcileri Doğu Perinçek söyledikten sonra gelecek, bu abideye bakacak.
Orada Sovyet devrimcisini görecek. İşte onu görmeniz için oraya gitmiş. Gidin görün. Bu Türk devriminin stratejik tavrını ortaya koyar. Stratejik bir tavırdır bu. Hem uluslararası tavır açısından, yani ezilen dünyayla ve sosyalist ülkelerle beraberlik, hem de içerideki kamuculuk açısından. Çünkü o heykeller 100 yıl için dikilir. Konuşmalar 10 gün için olabilir, 10 ay için olabilir, 10 yıl için olabilir ama heykeli diktiniz mi o 100 yıldır. 100 yıl o heykel duracaktır. O bir programdır. Programımız budur arkadaşlar. Bağımsızlıkçı, kamucu, özel sektör ve kamu sektörünün birlikte beraber bir karma ekonomi ama milli menfaat temelinde, bireysel kar temelinde değil. Yani üretimin amacı ne olacak? Buna liberal ekonomilerin cevabı şudur. Üretimin amacı bireysel kar, özel çıkar. Kar edeceksin arkadaş. Kar ettin mi Türk Hava Yolları gider. Özel karı esas aldın mı? Ama kamu çıkarı, hizmet vereceğim. Eğitim yapacağım, sağlık yapacağım, yol yapacağım. Esas üretimin amacı milletin karnını doyurmak, iyi yaşamasını, refahını sağlamak, eğitmek, sağlığını sağlam tutmak. Bunu demediğiniz zaman özel çıkar ekonomisinde ne sizin dişinizi yerine koyacak bir sağlık sistemi kalır, ne sizin çocuğunu okutacak bir eğitim sistemi kalır ve aynı zamanda sizin çocuklarınızda efendim Fethullah Hoca okulları, yok Koç'un bilmem neyin, Sabancı'nın üniversitelerinde Ermeni soykırım masallarıyla falan yetiştirilen milli kimliğini kaybetmiş ve emperyalist sistemin iyi bürokratları ve maaşlı memurları olarak yetiştirilen zavallılar haline gelir. Yaşanan bu. Ve tabii laiklik, bunu herkes burada biliyor, uzatmayacağım. Şimdi değerli arkadaşlar, bu programı gerçekleştirecek bir milli hükümet Türkiye'nin bugünkü meselesidir. Biz sistemin içine sıkıştık, birbirimizi seçimlerle sorguluyoruz. En çok oy almak. Ben size en çok oy alanları sayayım 1950'den beri. Biliyorsunuz onları. İşte Demireller, efendim Turgut Özal'lar, Tansu Çiller'ler, Tayyip Erdoğan'lar. Yani Amerika'nın tepesinde olduğu sistemde böyle oy alıyor. Ve işte biraz evvel Ceyhan Mumcu söyledi. Efendim oy alacağız. Aydın Doğan basını diyor ki Kemal Derviş'i gelip tepene oturtacaksın. Öyleyse Aydın Doğan basında mahkumuz. Bu ne demek? Amerika'ya mahkumuz. Amerika'ya mahkumuz ve buradan çıkış yolu yok. Bu çemberi kıracağız. Bu çemberi kırmak zorundayız. Bu çember öncülerle kırılır en başta. Yani halka teslim olanlarla değil, halka önderlik edenlerle. Siz 1919 yılında Anadolu'da bir anket yapsaydınız, biz tekrar savaşa giriyoruz, çocuklarınızı istiyoruz sizden, cephelerde savaşacaksınız. O zavallı halk, bitini kırmakla meşgul olan ve sakat, feci, karnı aç, o halk size efendim kaç acaba, aman beni askere al, dövüşelim falan diye oy verecekti. Sakarya Savaşı'nın kritik yerinde Mustafa Kemal yedek subaylar ve subaylar, yani öncüler kendilerini feda edip öldükten sonra kritik yerde Mehmetçik savaşmaya başlar. Ve Mustafa Kemal der ki Mehmetçik savaşı kabul etti. Sizin göreviniz Mehmetçiğe savaşı kabul ettirmektir devrimci aydınlar. Yoksa halka dönüp ey halk, İçi Partisi'ne ne kadar oy veriyorsun? Eğer oy verecek olursan biraz fazla ben de oraya gireceğim. İçinizden de belki bir mevzusu olurum veya bir belediye meclisi bilmem ne olurum. Devrimci aydının görevi bu değildir. Devrimci aydın tarihsel süreci doğru görecek, iyi okuyacak, programını koyacak.
Aynı askerlikte olduğu gibi. Askerlikte önce hedef belirlenir. Sonra hedeften buraya doğru. Ben şu tepeyi alacağım. Hedef bu. O tepeyi almak için bugün bulunduğunuz noktaya doğru adım adım plan yapılır. Bizim hedefimiz nedir? Biz Ankara Kalesi'ni alacağız. Hükümet olacağız. Milli hükümeti kuracağız ki Türk devrimini, Kemalist devrimi tamamlayalım. Oradan buraya doğru geleceğiz. Ve burada değerli arkadaşlar, öncülerin birleşmesi ve toplanması anahtardır. Kilit sorun buradadır. Atatürk'e bakın. Samsun. Doğuda bir istinadgah kurarak düşmanı denize dökmek. Doğu, Erzurum. Erzurum'da 68 kişidir Erzurum Kongresi'nde toplanan. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa Hukuk Cemiyeti Kongresi. 68 kişidir öncüler. 68 tane Doğu bölgesinden, Erzurum'dan, Erzincan'dan, efendim Van'dan, Bitlis'ten gelen liderler. Sonra Sivas Kongresi. Sivas Kongresi kaç kişidir? 30 kişinin altındadır. Çeşitli tartışmalar var. 28 kişi, 23 kişi, 27 kişi, 30 kişi. 30 diyelim. O koskoca Sivas Kongresi 30 kişidir. Kim onlar? Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen öncüler, liderler. Şimdi Türkiye'nin o lider, öncü birikimi o günlere göre 100 misli, belki 1000 misli güçlüdür. Ama zaafımız nedir? Zaafımız o öncülerin bir araya getirilmemiş olması, getirilememesi. Onun anlamlı bir kesimi İşçi Partisi'ndedir. Anlamlı kesimi, örnek olan kesimi. Çok açık söylüyorum. Neden? Ne yaptığını biliyor, programı belli, vuracağı yeri biliyor, gireceği mevziyi biliyor, kafası açık. Bu en anlamlı kesimdir. Diyelim bu, o öncülerin %5'idir rakam olarak. %95'i nerededir? Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir, Demokratik Sol Parti'dedir, Kuvayi Milliye Derneği'ndedir, Atatürkçü Düşünce Derneği'ndedir, Müdafaa-i Hukuk Grubu içindedir, Anadolu'da kurulan çeşitli Kuvayi Milliye, Vatansever vesaire gibi cemiyetler içerisindedir. Kısmen Doğru Yol, Ana Vatan Partisi, hatta AKP'de bile bunlar vardır. Bir kere partilere dağılmıştır. İki, cemiyetler. Değerli arkadaşlar, siz bu cemiyetçilikle, bu Kuvayi Milliyecilikle her seçimde hükümeti Tayyip Erdoğanlara ve onların daha beterlerine teslim edersiniz ve Kuvayi Milliyecilik oynamaya devam edersiniz. Siz Kuvayi Milliyecilik oynuyorsunuz şu anda. Türkiye'de ben bakıyorum, Kuvayi Milliyecilik bir oyun, bir tiyatro haline gelmiş. Tarihteki Kuvayi Milliyecilikle bir alakası yok. Müdafaa hukukçuluk da öyle. Bak, en değerli kavramlarımızı biz müdafaa hukuk, ne dergi çıkarıyor. Teşkilatın nerede? Seçimde ne yapacaksın? Soruyorum size. Diyelim Tayyip Erdoğan bu bahara götürüyor. Veya sonbahara. Ne yapacaksınız seçimde? Yine oturacaksınız. %10 bilmem ne. Kim geçer, kim geçmez. Yine sistemin sizi ittiği yere. Çünkü o %10 barajını onun için koyuyorlar. Siz öyle düşünesiniz diye. Yine çemberi kıramadınız. Onun için şu Kuvayi Milliyecilikleri, Atatürkçü, bu dernekler yararlıdır. Yararlı olabilir ama meseleyi çözmez. Bu derneklerle halledebileceğiniz hiçbir şey yoktur. Çünkü bu dernekler sisteme, Amerika merkezli sisteme hükümeti vermektedir. Ondan sonra o sistemin içerisinde dernekçilik oynamaktadır. Atatürk hiçbir zaman böyle bir şey yapmamıştır. 1905 Aralık ayı Abdülhamit'i yıkmak için bir parti, Selanik'e geçti 1907, gene İttihat Terakki Partisi, harpte yenildik 1918, bu sefer Müdafaa Hukuk Partisi, parti. Ve partili olarak Atatürk 1938 yılında, ama hangi parti? Devrim Partisi. O Devrim Partisi'nin lideri olarak aramızdan ayrılmıştır. Bu işler partisiz olmaz. Hükümet hedefli olmadan olmaz. Hiç kimse kendisini kandırmasın. Ve bizden de hiç kimse, bravo Sayın Kuvayi Milliyeciler, çok başarılı çalışmalar yürütüyorsunuz, sizi tebrik ederim
dememizi beklemesin. Onun için değerli arkadaşlar, ya bize bir şey göstereceksiniz çözüm. Ey Türkiye'nin Kuvayi Milliyeci Müdafaa Hukukçu aydınları. Ya bize bir çözüm göstereceksiniz, diyeceksiniz ki işte şurada bir siyasi parti, oradan bir milli hükümet projesini gerçekleştireceğiz. Türkiye halkına önderlik ederek, onun kuyruğuna takılarak değil. %34'ü şeye veriyorsak, Tayyip Erdoğan'a, %10'u Devlet Bahçeli'ye, %10'u efendim Mehmet Ağar'a falan filan filan, öyle bir halkın kuyruğuna takılmayacaksınız. O halkın karşısına çıkıp, ey halk, işte program budur. Sürünmeden yaşamak istiyorsan, bağımsız, egemen, özgür, kardeşçe, dayanışma içinde, çocukların tinerci olmadan, kapkaççı olmadan, kız çocukların ortalığa düşmeden, onuruyla yaşayacağı bir Türkiye istiyorsan, eğitim istiyorsan, sağlık istiyorsan, o zaman benim arkama takılacaksın. Halka bu önderliği yapmak zorundasınız. Programları halk yapmaz. Bana gösterin dünya tarihinde bir tane halkın yaptığı bir program. 1908 devriminin programını halk yaptı. Namık Kemal'lerin programını mı halk yaptı? Atatürk'ün programını halk yaptı. Halk o doğru programlara ikna edilir. Doğru pratiklerle, doğru mücadelelerle ikna edilir. O programlar halkın menfaatini ve geleceğini savunduğu için halkı kazanır, ikna edilir. Programımız bellidir. Teşkilatımız, siz bize gelin diyemeyeceğinize göre diyemeyeceksiniz. Bunu da itiraf edin. Biz size diyoruz, gelin İşçi Partisi'nde o Türk devriminin yeni Osmanlılar İttihat Terakki Müdafaa Hukuk Cumhuriyet Halk Partisi, 1930'lardaki Cumhuriyet Halk Partisi, o devrimci çizginin görevlerini, sorumluluklarını gelin yerine getirelim. Böyle bir parti bulamayacaksınız. Kendinizi oyalamayın. Benim bu konuşmam zamanın darlığı nedeniyledir. Kabalığımı bağışlayın. Kaba olmak zorundayım. Önünüzde bakın Türkiye nereye gitmektedir. Kuzey Irak'ta kurulan kukla devlet yukarı doğru, Diyarbakır'a doğru hamle yaptırılıyor. Kerkük petrolleri ona peşkeş çekiliyor. Suriye'ye doğru, İskenderun Körfezi'ne doğru genişletiliyor ve yaşam alanı, onun orada muhkem hale getirilmesi, pekiştirilmesi ve yaşam sınırlarına kavuşturulması için Hakkari'si, Şemdinli'si, efendim, hatta bazı planlarına göre Sivas'a kadar ona verilmek isteniyor. Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Abdullah Güller tarafından açıkça tasfiye edilmiştir. Tasfiye edilmektedir. Kıbrıs Türk yönetimi, bakın ne diyor adam, Kıbrıs Türk yönetimi diyor. Yani devlet bitti, devleti bitiriyor. Türk ordusu oradan çekilecek, çekilsin. Ama bu bir çözülme ve dağılma sürecidir. Mesela Kıbrıs'tan Türk ordusu çekilmekle bitmiyor ki. Diyarbakır'ı da vereceksin, İstanbul'da Bizans olacak, kamu iktisadi teşekküllerinde kalmayacak, azınlıklara bölüneceksin, cemaatlere bilmem ne olacaksın, tarikatın şeyhin kulu, müridi olacaksın. Program budur. Kıbrıs'ta başlayan program budur. Toptan bir paket programdır bu. Onun için zaman dardır. Pişman olduğun zaman vakit geçmiş olacaktır. Ne olur merak etmeyin. Size güvence veriyorum. Türk devleti, milli devlet, siz İşçi Partisi'ne katılmazsanız ve sorumluluklarınızı yerine getirmeseniz de bu işten başarıyla çıkacak ve Kemalist devrim hedeflerine ilerleyecektir. Size güvence veriyorum. Ama değerli arkadaşlar, faturalar büyük olacaktır. Faturalar büyük olacaktır. Hiç kimse Türk milletini devletsiz bırakamaz. Niyazi Berkes'in kitabının başlığı 200 yıldır neden bocalıyoruz? 60'larda yazdı. Yön dergisinde
dizi olarak çıkmıştı. Rahmetli Doğan Avcıoğlu başlığı kitap yayınlanırken 200 yıldır neden bocalıyoruz diye koymuş. Niyazi Berkes kitabın ön sözünde öyle diyor. Ben koymadım bunu diyor. Ben o kitabın başlığını değiştiriyorum. 200 yıldır niçin savaşıyoruz? Bakın, bana bir ülke gösterin, bir millet gösterin. Son 200 yıl, 19 ve 20. yüzyıl tarihinde sürekli emperyalizmle savaşıyor. Napolyon bile gelmiş, Napolyon'la bile savaşmışız. İngiliz emperyalizmi, Fransız emperyalizmi, Rus çarlığı, ta okyanusların ötesinden Amerikan emperyalizmi. 200 yıldır emperyalizmle savaşan ne Latin Amerika'da bir ülke ve millet var, ne Orta Doğu'da var, ne Asya'da var, biraz Çinliler var, Çin ve biz. Çin de vurdu gidiyor, o yüzden. O 200 yıllık emperyalizme karşı savaş tecrübelerinin sonunda biz Kemalist devrimle öne fırlamıştık. Ondan sonra onlar Mao'nun devrimiyle 1949'da bizim önümüze geçtiler ve bakın artık 21. yüzyıl Çin yüzyılı olacak deniyor. Niçin? O 200 yıllık emperyalizme karşı savaşın yarattığı birikimle ve devrimle. Türk devriminin ve Türk milletinin de öyle bir birikimi vardır. Onun için o birikime güvenerek ben size söylüyorum, merak etmeyin. Bu savaştan biz büyük bir zaferle çıkacağız. Ama şunu merak edin. Eğer siz sorumluluklarınızı yerine getiremez ve bugün o sorumluluk nedir? Derhal İşçi Partisi'ne kaydolmaktır ve görev almaktır. Veya bana bir yol gösterin. Hiçbir yol gösteremezsiniz. Tereddütler, efendim korkmalar, şahsi tehlikelerden kaçınmalar, kendini adamamak, kendini ortaya koymamak bu tek tek bireylerin durumunu açıklayabilir ama vatanı kurtaramaz. Bizim bir fedakarlar geleneğimiz var. İttihatçılar çok eleştiriliyor. Örnek alın. Kendini ortaya atmış, gözünü budaktan esirgemeyen, vur dediğin yerde vuran, dur dediğin yerde duran, devrimci hedefleri olan büyük bir gelenek, İttihatçılar, ondan evvel Namık Kemaller, Yeni Osmanlılar, ondan sonra işte o temelde Mustafa Kemaller. Çocuğunun gözünü öpüp, babasının anasının elini öpüp Anadolu'ya geçen adamlar. Ölümü göze alanlar. Milletler büyük zorlukların içine böyle kavşak falan dediğim ahtapotun kolları, çıkmazlar, kıskaçların arasına girdikleri zaman oralardan ancak öncü fedakarlarıyla bilinçli, kafalı, ahlaklı, dürüst, vicdanlı öncü fedakarlarıyla çıkmışlardır. Biz de öyle çıkmışız. Onun için şimdi herkes kendisine bunu soracaktır. Ben Namık Kemal gibi yapacak mıyım? Mithat Paşa gibi yapacak mıyım? Mustafa Kemal gibi yapacak mıyım? Sakarya Savaşı'ndaki o zabitler gibi yapacak mıyım? Çiğiltepe'de tepeyi alamadığı için zafere giderken kendisini öldüren Miralay Reşat Bey kadar ahlaklı ve vicdanlı olacak mıyım? Muammer Aksoy gibi, Uğur Mumcu gibi, Eşref Bitlis gibi varlığımı Türk varlığına feda edecek miyim? Herkes bu soruyu kendisine sorsun. Uğur Mumcu'yu anmak da bir sorumluluktur. Uğur Mumcu'yu anmak ucuz bir iş değildir. Sorumlulukları ve şehit olmayı ve her şeyi Uğur Mumcu'ya bırakıp kendimizi kenarda tutarak Uğur Mumcu'yu anamayız. Uğur Mumcu şehit olacak. Biz normal hayatımızı tıkır 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 sürdüreceğiz. Efendim bankamatik, çekmatik o memleleri yapacağız. Karnımız doyacak falan filan. Ondan sonra
gözyaşları içinde Uğur Mumcu'yu anıp Uğur Mumcu'nun efendim şehit edildiği yere karanfilleri bırakacağız ve o gece uyuyacağız. Uğur Mumcu böyle anılamaz. Eşref Bitlis, Muammer Aksoy, hiçbiri böyle anılamaz. Onların hepsi çok çeşitli tehlikeleri göze alıp işte bu devrim devam etsin, bu millet köle olmasın, bu millet Kemalist devrimin ve Türk devriminin daha önce tanımladığı özgür yurttaşlar topluluğu, millet olsun. Ve kamucu adam gibi kardeşçe yaşasın. Batı gibi çürümesin. Batı'nın emperyalist sistemindeki insanlar gibi kum yığınları halinde dağılmasın. Kaynaşsın, birleşsin, bütünleşsin ve çağdaş uygarlığın en önünde gururla, onurla yürüsün. Bunun gereğini yaptıkları için o canlarını vermişlerdir. Size bunu teklif ediyorum. Canınızı vermeyi değil, işçi partisine üye olmayı. Can vermek gerektiği zamanda sizin karar veremeyeceğiniz süreçlerde bunlar olur, olabilir. Bunu da teklif ederim ben size. Gerektiği zaman bunu teklif edecek cesaretim ve kararlılığım vardır İşçi Partisi Genel Başkanı olarak. Onu da söylüyorum. Değerli arkadaşlar, milletimize borçlarımızı ödeyeceğimiz günlük, her günkü hayatımızda bize ekmeği üreten, otobüse bindiğimiz zaman efendim onu süren öğretmenlerimiz, okullarımızda öğretmenlerimiz ve diğer ihtiyaçlarımızı, günlük hayatımızı bize kazandıran milletimize borçlarımızı, ödeyemeyeceğimiz borçları, hiçbir zaman ödenmez o borçlar. Büyük bir borçtur. Onun bir nebzesini ödeyebileceğimiz günler gelmiştir. Size bu sorumluluğunuzu hatırlatarak ve İşçi Partisi'ne üye olma çağrısı yaparak hepinizi ve sevgi ve saygıyla selamlıyorum.